Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çiçekleri şöyle bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakın ben bunun daha önce videosunu çekmiştim, kanalımda var. Bakın hani kök dalını buraya bir saksıya dikmiştim, uç yaprağını da bir saksıya dikmiştim. Bakın arkadaşlar, gelişmeleri sizlerle paylaşacaktım, söylemiştim. Bakın böyle oldu. Bu kök tarafında olan çiçek, diğer bu da uç tarafından, yani ucunu diktiğim, bakın çiçek bile açtı arkadaşlar. Şöyle çok güzel yemyeşil bir çiçek oldu. Bakın, sizlerle gelişmeleri paylaşacağımı söylediğim çiçeklerim bunlar. Şöyle su vereceğim biraz. Bunları ben birkaç güne kadar dışarıya, camın dış kısmına alacağım. Birkaç gün daha evde kalsınlar. Bakın şöyle aloe veralarım var. Yine çok güzel oldular evde. Ama biraz tabii evde havasız, cansız bu kadar oluyor. Dışarıya koyduğumda inşallah daha güzel canlanacaklar. Burada yine bir menekşem var. Ne renk olduğunu bilmiyorum. Fakat bu da beyaz, unlu çiçek oldu. Şöyle. Sanırım şöyle hasta mı olmuş veya bir şey mi dokunmuş bilmiyorum ama bakın arkadaşlar, menekşem de bu şekilde, tam belli değil, sanki bunlar toz gibi ama bilemedim ya da hastalanmış. Ben bunları kolonyayla sileceğim arkadaşlar, çünkü menekşeleri çok seviyorum, ziyan olmasını istemiyorum. Her çiçeği seviyorum ama menekşeler daha güzel. Evet, bakın çiçeklerim böyle. Burada yine begonya, çilli begonya var. Bakın aloe veralarımı bu şekilde. Evet arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda yine sizlerle çiçeklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ben bunlara sadece onu da söyleyeyim. Bu çiçeklerime sadece muz kabuğuyla kuru hazırlamıştım. Yani suda bekletmiştim bir gece. Sadece muz kabuklu su verdim. Başka hiçbir besin vermedim bunlara. Arada bir defa da çay verdim işte. Yani ara ara veriyorum zaten. Sürekli vermiyorum. Verdiğim zaman da sizlerle paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.